Evet. Çocuklar, burası benim evdeki akvaryum. Bu da küçük karides. Yüzüyor böyle. Evet. Havalanıyor. Bu da benim balık. Evde böyle balıklar var. Bu karides mi? Şimdi, hayır, balık, bildiğim balık yüzüyor. Ben o küçüğü de mi onlarmışsa? Değil. O karidesti. Bu balık. Şimdi, büyük balıklar burada, küçük balıklar şurada. Örneğin bakın, burada küçük balıklar var. Bu küçük balıkları niye ayırdım sizce? Niye ayırdım? Büyük balık küçük balığı yemesin diye. Yemesin diye değil mi? Şimdi büyük balık ne yapıyor? Küçük balığı? Yiyor. Yiyor. Bu bir gerçek. Bakın örneğin büyük balık burada içeride, küçük balıklar burada altta veya burada. Onları saklıyoruz, küçük balıkları. Bakın burası akvaryum tamamı ama bizim küçük balıklarımız nerede? Burada yuvanın. Evet, yuvanın içerisinde onlar saklanıyor. Hatta onları ben ne yaptım? Ayrı bir akvaryum içerisine aldım. Bakın bunun içine küçük balık oldu. Hepsi küçük ama dikkat ettiniz mi? Büyüğü yok burada. Niye yok büyüğü? Çünkü büyük içine girerse ne yapar? Bizim küçük balıkları bir güzel hamburumbur yer. Efendim? Evet, küçük balıklar bildiğiniz gibi yeniyor. İşte bizim öğreneceğimiz şey büyük balık, küçük balığı. Evet, baştan alacağız şimdi. Şimdi denizdeki kural neydi? Büyük balık. Büyük balık, küçük balık. Evet, az önce akvaryumda biz ne gösterdik? Balık. Balık gösterdik. Balıkta peki yavru balıkları nereye ayırmıştık biz? Ayrı bir? Akvaryum. Ayrı bir akvaryuma. Niye ayırmıştık yavruları? Büyük balık küçük balığı yemesin diye. Evet, büyük balık küçük balığı yemesin diye. Şimdi tahtaya bakıyorsun. Evet, bu balık büyük mü ya da küçük mü? Küçük. Büyük diyen yok mu? Var mı büyük diyen? Var mı büyük diyen? Yavru. Evet. Ben bu balığa büyük veya küçük diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Çünkü... Orta boy. Hayır. Güneş. Çünkü balık büyük. Çünkü balık büyük. Evet. Çünkü yanında başka bir balık yok. Heh, değil mi? Yanında başka bir balık yok. Neyle kıyaslayacağımı bilmiyorum. Kıyaslayacağım şey var mı ortada? Hayır. Bizim denizdeki kuralımız neydi? Büyük balık, küçük balığı. Yer. Şimdi bakın. Balığın burnu çok önemli çocuklar. Balığımızın burnu çok önemli. Evet. Örneğin şöyle bir balık gör, bizim balığımız. Bu balık ne yapar? Yer. Zaten bakın hemen ne yaptı? Peşine gitti. Bu balık da ne yapıyor? Yavaş yavaş. İlerliyor. Kaçıyor değil mi? Neden? Yer. Hayır. Büyük balık onu yemesin diye. Olabilir abi. Bence bu biraz daha kurnaz bir balık. Bu aynı. Abisini çağırmış. Abisini çağırmış. Şimdi, peki bu balık şimdi büyük mü? Hayır. Artık bununla kıyasladığım için benim balığıma ne diyorum? Küçük diyorum değil mi? Küçük diyorum. Ben şu balığımı geri yerine koyayım. Bu balığın ağırlığı 17 kilogram olsun. Şu balığımın ağırlığı ise 8 kilogram olsun. Tamam mı? Tamam. Balığımı tekrar çizmek yerine sadece burnunu çizsem olur mu şöyle? Evet. Bakın, bu burun büyük balığın burnu. Unutmayın. Bu burun büyük balığın burnu. Peki, bu küçük balık kaçtı gitti. Bu balık geldi.
Sizce sıradaki resim nasıl olur? Çizelim. Evet. Sizce korkmuş bir hali var mı? Evet. Büyük balığı görünce bu sefer ne yapıyor? Kaçıyor. Bu balığın ağırlığı ne kadardı? 17. 17. 17 yine yazıyorum buraya. Bu sefer buradaki balığımın ağırlığı var. 56 kilogram. Ben ne demiştim araya? Büyük balığın burnunu koyacağım her zaman. Bu balığımın burnu nasıl? Değil mi? Her zaman büyük balığın burnunu çizeceğim. Şimdi oldu mu? Balıkları tekrar çizmek yerine. Evet. Peki bu sefer size sorayım. Bakalım. ...25 ile 18'i. Sizce büyük balığın burnu hangi sayıyı gösterecek? 25. Büyük balığın burnu, yani şu burun hangi sayıyı gösterecek? 18. Değil mi? Burun 18. Çünkü büyük balık bu sefer hangisi? 25. 18'i yemeğe ekleyecek. Doğru mu? Evet. Hadi bir tane daha yapalım altına. Farklı. Evet. Bu sefer hangi balık kaçacak? 9. 9 kilogram olan balık kaçacak. Büyük balığın burnu hangi sayıyı gösterecek bu sefer? 9'lu. Değil mi? Çünkü bakın bu burun her zaman benim büyük balığımın burnu. Hangi balık büyükse hatırlayın. Gördük mü? Büyük balığın burnu. Büyük balığın burnu. Gördük mü? Evet. Tamam mıdır? Evet. İyi, sevindim o zaman. Var mı anlamayan? Hayır. İnşallah diyoruz. Evet, şimdi tahtayı izliyorsun. Şimdi hangisi büyük, hangisi küçük karşılaştırabiliyoruz değil mi? Başlığımızda ne yazıyor bizim? Karşılaştırma ve sıralama. İşte sıralamaya bakalım. Az önce gördük balıkları şöyle bir koyalım kenarıya. Hangi balıklarımız var? Gördün mü balıklarımızı? Üç tane balık var. Karışık. Şimdi ben bunu iki türlü sıralayabilirim. Birincisi büyükten küçüğe doğru. İlk önce hangi balık olmalı? Sizce en büyüğü hangisi? 56 kilogram. 56 kilogramlık balığım değil mi? İlk önce bu olacak. Peki bundan sonra hangisi? 8 mi 17 mi? 17. 17. Daha sonra da? 8. 8 kilogram balığım olacak. Ben şimdi bunların kilogramlarını yazıyorum. İlk önce hangisi en büyük? 56. 56. Daha sonra? 17. 17. En sonunda? 8. 8. Araya bu sefer, bakın iki tane aram var. Gördük mü? Evet. Neyi koyacağım? Büyük balığın burnunu. Yine aynı şekilde. Bu balığın burnu bu. Bu balığın burnu bu. Bu balık da zaten kaçıyor. Görüyorsunuz. Burnun yok artık. Beni yemesinler diye. Büyük balık ne yapacak? Küçük balığı. O da daha küçük balığı yiyebilir. Doğru mu? Peki şöyle yapalım. Bir de küçükten büyüğe sıralayalım. Burada en küçüğü hangisi? 8 kilogramlı. Yazıyorum buraya. 8. Daha sonra? 17. 17. Daha sonra? 16. Bu sefer balığın burnunu yine ne yapacağım? Büyük balıktan küçük balığa doğru sıralayacağım. Yani şu şekilde. Doğru mu? Evet. Balığın burnunu bakın. Yerleştiriyorum. Bunu da yerleştiriyorum. Bunda burun yok zaten. Kaçıyor. Amacı canını kurtarmak. Anlaştık mı?
İlk önce sayıları sıralıyorum. Daha sonra işaretimi koyuyorum. Tamam mı? Tamam. İyi. O zaman şimdi size ben bir tane örnek vereyim. Üç tane de sayı yazalım.